Anlatın. Bütün mesele Komiser Kemal Büyükbaba. Her taşın altından o çıkıyor. Sigara ve silah işimiz aksadı. Acaba bunlar polisin başarısı mı yoksa sizlerin beceriksizliği mi? Emirlerinizi eksiksiz tatbik ediyoruz Büyükbaba. Şu anda zor durumdayız. Hepinizi iş sahibi yaptım. Meşru şirketleriniz var. Ben olmasam bir hiçsiniz. Oyuncak silah bile getiremezsiniz. Haklısınız Büyükbaba. Ama küçük bir mesele için beni rahatsız ediyorsunuz. Özür dilerim. Ama Kemal küçük bir mesele değil Büyükbaba. O polisi sürgüne gönderebilirim. Ama dikkatleri üstüme çekmek istemem. Aranızda bu meseleyi çözümleyin Abbas Bey. İşini bitirin. Emredersiniz Büyükbaba. Adapazarı'ndan getirdiğimiz kiralıklar işi beceremediler. Bu işten vazgeçsek, polis öldürmek öteki işlere benzemez. Başımıza iş açacak. Daha ne kadar dayanabiliriz? Dün benim dağıtım merkezini de bastı. Bir süre işlere ara versek... Boş konuşuyorsunuz Memduh Bey. Büyükbabanın emri böyle. Karşı gelemeyiz. Kız Haldun'a ne dersiniz? O hötörof beceremez. Ben buldum aradığımızı. Kim? Tahir. Kadırgalı Tahir. Yarın tahliye oluyor. Tam bu işin adamıdır. Ağzı sıkı, bileği kuvvetlidir. Yesene oğlum. Yıllar sonra ilk yemeğimizi böyle bir yerde mi yiyecektik baba? Bak oğlum, hayat inişli yokuşludur. Şu anda durumumuz pek iyi değil, ama bu hep böyle devam edecek değil. Çalışacağım, iş bulacağım. Her şey düzelecek. Keyfimden mi okuldan kaçtığımı sanıyorsun? Keyfimden mi kaçak sigara sattığımı baba? Ne kitabım var, ne önlüğüm. Her gün öğretmenden işittiğim azarlar, işte bu yüzden bıraktım okulu. Çocuklar. Geçmiş olsun. Ne istiyorsunuz? Sağ ol. Sana göre bir iş var. Beni defterden silin. Eski hayatımı mezara gömdüm artık. Tatlı para var işin sonunda. Bende iş yok. Başkasını bulun. Fikrini değiştirirsen Tarabyalı kör çetini gör.